Arzın medar-ı senevisi altında bulunan cehennem-i kübra, yani dünyamızın güneş etrafında çizmiş olduğu yörüngenin aldığı, o yörüngenin o horizontal yayın en dip tarafındaki o yerin adı cehennem-i kübradır. O döne 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 gidiyordu ya. Cehennem-i kübra yerin merkezindedir. Merkezindeki cehennem-i surayı güya tevkil ederek bazı vezaifini gördürmüş. Yani cehennem-i kübra dünyamızın mama tabakası cehennem-i sura oluyor. O cehennem-i kübra, cehennem-i surayı adeta cehennem-i kübranın vekili, şubesi. Onun vazifesini haşir meydanı kurulmadan, kıyamet kopmadan vazifesini o yapıyor. Cehennem-i sura. Neyin vazifesini yapıyor? Cehennem-i kübranın. Kadir-i Zülcelal'in mülkü pek geniştir. Hikmet-i ilahiye nereyi göstermiş ise cehennem-i kübre oraya yerleşir. Evet, bir Kadir-i Zülcelal ve emri kün feyküne malik bir Hakim-i Zülkemal gözümüzün önünde kemali hikmet ve intizam ile kameri gözümüzün önünde kameri ayı arza bağlamış. Kocaman ayı dünyamıza bağlamış. Azameti kudret ve intizam ile arzı güneşe rapt etmiş. Yani dünyamızı da dünyamızla beraber ne varsa onu da güneşe bağlamış dünyamızı da. Ve güneşi seyyaratı ile beraber arzın surat-ı senevisine yakın bir surat ile ve haşmet-i rububiyeti ile bir ihtimale göre şems-i şumus tarafına bir hareket vermiş. Güneş sistemi de bak dikkat ederseniz ayı dünyaya, dünyayı güneşe, dünyayı da güneşe, güneşi de şems-i şumusa doğru. Şems-i şumus ne demek? Güneşler güneş. Ne kadar büyük? Mesela üzerime bir toz olsa. Yani vücuduma göre toz. Güneş ve güneş sistemi şems-i şumusa göre düşün. Kendi ekseni etrafında şems-i şumus, mesela bak dünyamız, dünyamızın ölçüsüne göre güneş kendi ekseni etrafında 22 günde tamamlıyor. Şems-i şumus, o şumus denilen Vega yıldızı kendi ekseni etrafında dünyamızın ölçüsüne göre 50 bin senede tamamlıyor. 50 bin sene, o kadar büyük. Yani orada yaşasanız bir gün geçebilmesi için dünya senesine göre 50 bin sene geçmesi lazım. Ki bir günün geçsin. Şems-i Şumus tarafına bir hareket vermiş. Donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat-ı rububiyetine nurani şahitler yapmış. O Cenab-ı Hak da semavatı yıldızlarla yıldızlamış. Saltanatına şahitler yapmış. Saltanat donanma lambası gibi yapmış. Onunla saltanat-ı rububiyetini ve azameti kudretini göstermiş. Hakikaten ne kudret değil mi? Yıldızları tavana. Yani bir lambayı yerleştirmek için ne kadar şey gerekiyor değil mi? Zorluk. Yani o da boşlukta koyacaksın. Yani bir tavan yok orada. Değil mi Yalçın? Yani bir boşlukta o uzaktan gördüğünüz şey ufak zannediyoruz. O kadar değil. Oysa mesafe uzun olduğundan ufak gözüküyor. En ufağı dünyamızdan büyük. O yıldızlar, parlayan yıldızlar dünyamızdan büyük. Boşlukta onu durdurmak, çaptırmadan gezdirmek.
Ne kadar güzel bir şey ya. Niye bu kadar çok yıldız var hocam? Hı? Niye bu kadar çok yıldız var? Ha. Ne gerek var bu kadar? Yani evet. Bizim gözümüz görmeyenden çok daha fazlası var. Evet. Niye bu kadar çok var? Güzel bir soru. İsraf olmuyor mu o zaman? Yani evet. İnsanlar görmedikten sonra. Evet. Daha soruyu genişletelim. Yani dağın tepelerinde bir iki taşın arasındaki bir otu düşünün. İnsan görmeden ölüp gidiyor. İsraf olmuyor mu? Hangi ölçüye göre bakarsan ille insan görmesi, insanın istifade noktasına bakarsan israf gibi. Ama şimdi bakalım. Bir, Allah seyrediyor. Yani Allah Halik'tir. Halik isminin tecellisi olarak halk ediyor. Tersi olsaydı, yaratmasaydı Allah aciz miydi ki sema bomboş? Yani koca tavan bomboş, karanlık. Ama gece ne kadar süslemiş. Semavati yıldızlarla zemini çiçeklerle süslemiş. Yani tersini düşündüğün zaman saltanatın eksikliği olur. Demek ki birincisi Allah seyrediyor. İki, Esma-i Hüsna hükmünü icra ediyor. Halik ise yapacak. Bugün birileri sordu. Allah bizi niye yarattı? Bir sebebi vücudu, sebebi muhabbettir. Seni sevdiğinden yarattı. Neye benzer? Güneş niye ışık vurur? İhtiyacından mı? Hayır, güneş olduğu için. Işık vurmasa onun adı güneş denmez. Allah yaratmasaydı Halik ismi sıfatı gözükmeyecekti. Demek ki Cenab-ı Hak seyrediyor o bizim görüp görmediğimiz yıldızları. İki, Cenab-ı Hak'ın Esma-i Hüsna'sı hükmünü icra ediyor. Üç, ahirette sermedi manzaralar oluyor. Ahirette onlar hep seyredilecek. Çünkü sonsuz, ezeli ve ebedi olarak bir daha dünyaya gelmeyeceğiz. O zaman ahirette değişik manzaralar, büyük manzaralar, sonsuza yakın manzaralar olması lazım. Ahirete mal oluyor. Dört, ruhaniyat seyrediyor. Beş, melekler seyrediyor. Altı, vefat eden iyi kullar şu anda oralarda dolaşıyor. Yıldızlardan yıldıza. Yedi, insanlar istifade ediyor edebildiği kadar. Yani bu ve daha sayamadığımız nice hikmetlerden bir tanesi tahakkuk az ediyor. Belki de ilim genişleyip tabii. Daha başka hikmetlere de rağmen. Tabii, nice, nice. Doğru söyledin. Peki hocam, o iyi kullardan orada gelenler niye geliyor orada? Ne var orada? Çok güzel. Şimdi Peygamberimiz diyor ki, kabir ya cehennem çukurundan bir çukurdur veya cennet bahçesinin bir bahçedir. Şimdi vefat eden insanların kafir ruhları mağma tabakasında dendi. İyi ruhlar da semavattaki yıldızlar da seyahat ediyorlar. Yani orada yer çekimi bu cesetten, ceset cinsinden cesetleri yok. Nasıl ki cehennem ehline mağma tabakasına uygun elbise giydirildiği gibi cennet ehline de cennetin küçük bir nümenesini teşkil eden elbise giydirilmiş. Nasıl ki plastik elbise giyerseniz, plastik gömlek giyerseniz sıkıntı olur. Çünkü elektrik yüklüdür. Mesela nasıl olur da çıplak olarak bir plastik kazak giyin, gece karanlıkta çıkarın bakalım çıt 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 yapacaktır. Onun için mesela bir gömlek 5 milyon, bir bakıyorsun başka bir gömlek 100 milyon. Niye? Bir tanesi petrol ofisinden yapılmış. Bir tanesi de pamukta yapılmış. İnsanın duble cesedi var. Enerji şeydir. Onunla çatışıyor. Neyse. Oralarda dolaşıyorlar. O cennet ehli. Oralara uygun elbiseyle dolaşıyorlar. Orası da cennetin bahçeleri var. Nümunegahı var. Yani karakolları var. Oralardan istifade ediyorlar. Nasıl? Mesela İçişleri Bakanlığı Ankara'da. Onun şubesi İstanbul'da mahallede. Buranın başkenti neresi? Berlin mi? Burada şubesi var değil mi? Karakol. Schweinfurt'ta. Şubesi var. Yani onun şubesi gibi. Cennetin de şubeleri var. İşte şubeleri de semavatta. Karakollar da yukarıda. Semada karakollar var. Hani bazen yıldız kayması diyorlar. Yıldız kayması nedir biliyor musunuz? Yıldız kayması semavatta karakollar var. O karakollara cinni şeytanlar hırsızlama yapmaya gidiyorlar, haber çalmaya gidiyorlar. Oraya, oranın nöbetçileri var. Nöbetçileri de melaikelerdir. Melaikeler onlar oraya geldikleri zaman onlara mancınık atıyorlar. Mermi atıyor.
O yıldız kayması meleklerin şeytanlara attıkları mermiymiş. Bundan sonra yıldız kaymasını bazen gözlerinizi görünce, aa yıldız kaydı ne demek? Şeytan, şeytan gitti. Melek isabet etti, vuramadı yok. O cinli şeytanlar var ya cinler. Yakıp yok ediyorlar onları. Yani gelmesinler diye. Hocam bir de onun suratı... Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında, ilk ayet zamanında yıldız kaymaları çok oluyordu. Çı 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 devamlı. Çünkü vahiy ineceği zaman, sahabe anlatıyor, vahiye yakın an, sema acayip mermilerle çı 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 semada kimse yok, vahiy iniyor. Karışık. Yanlış hatırlamıyorsam 8. ayın 15'i olması gerek. Öyle bir gün var, yıldızların bayağı bir kaydığı gün. 8. ayın genellikle. Evet. Yani daha çok vahyinin şiddetli olduğu zaman veya semadan, karakoldan haber çalındığı zamanlarda oluyor. Yani o zamanlarda sema kapılarının daha çok açıldığı zaman, yani cinlerin menfez boyut verebildiği zamandır. Evet. Devam edelim. Şems'in Şunus tarafına bir hareket vermiş, donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat-ı rububiyetine nurani şahitler yapmış, onun da saltanat-ı rububiyetini ve azameti kudretini göstermiş, bir Zat-ı Zülcelal'in kemal hikmetinden ve azameti kudretinden ve saltanat-ı rububiyetinden uzak değildir ki Cehennem-i Kübra'yı, elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip ahirete bakan semavatın, semanın yıldızlarını onunla işaretsin, hararet ve kuvvet versin. Yani alemi nur olan cennetten yıldızlara nur verip, birinci dersi geçmişti, alemi nur olan, nurlar alemi olan cennetten her gün yıldızlara ve güneşe bir damla nur veriliyor. Ne dedi? Yani alemi nur olan cennetten yıldızlara nur verip cehennemden nar ve hararet göndersin. Cehennemden de her gün bir damla da yıldızlara ve güneşe hararet olsun, ateş olsun diye nar veriliyor. O nar, ateş manasında Hatay'daki nar değil. Aynı halde o cehennemin bir kısmını ehli azaba mesken ve mahpus yapsın. Aynı zamanda da onlar olan ateşlere de cehennemde bir hapis yapmış. Hem bir fatir-i hakim ki dağ gibi koca bir ağacı, yani nasıl olur yani kocaman cehennemi küçük bir yere nasıl sığdırmış? Dünyamızın merkezine veya güneş gibi küçük denilen bir yere nasıl kocaman cehennemi sığdırmış denilirse, Fatih-i Hakim dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Değil mi? Mesela kocaman ağacı ufak bir çekirdekte. Mesela inceleyerken kıt 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 yapıyor. Beyaz bir şey. O kadar ufağa kocaman ağacı yazmış. Harf kullanmadan. Yani çekirdeğin içine bakarsanız harf yazı yok. Elif, B, T, S, A, B, C, Ç yok. Yazıya bak. Yazı olsun, harf olmasın. Değil mi? Kocaman ağacı çekirdekte yazdığı gibi elbette o Zat-ı Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildir ki küre-i arzın kalbindeki cehennem-i sura çekirdeğinde cehennem-i kübrayı saklasın. Demek ki dünyamızın merkezindeki cehennem-i sura cehennem-i kübrayı da hakikatını içinde saklıyor. Kocaman ağacı çekirdekte saklandığı gibi. Elhasıl mevzu bitiyor. Cennet ve cehennem, şimdi ona intikal ettirecek, buradaki yansımalarına geçiyor. Şeceri hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Demek ki cennet ve cehennem, şeceri hilkat, yani Allah'ın dışında yaratılan bütün her alemin komple ismi şeceri hilkattır. Şöyle diyeyim. Toprak tabakası, çekirdek, ağaç oldu, dal budak verdi, meyve verdi. Tekrar bu kökteki çekirdek burada, meyvenin içinde. Bu çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. Bu ağaç şahsiyeti Muhammediye. Bu meyve de Ahmet Aleyhisselatü Vesselam.
Yani onun içinde de çekirdek. Gökteki çekirdeğin aynısı. İşte şecere-i hılkat, çekirdekle meyve arasındaki teferruat. Ondandır ki 19. mektuba, Risale-i Nur okuyanlar için söylüyorum. Ne dermiş o kitabın adı, şey mevzunun adı? Risaleti Ahmediye. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mucizesi değil. Ahmet Aleyhisselatü Vesselam mucizesi. 19. söze ne denmiş? Risaleti Ahmediye. 19. mektuba Mucizat Ahmediye. 19. söze Risalet Ahmediye. Niye Muhammed? Muhammed değil. Yani Ahmet ile Muhammed arası. Kul olması, koca olması, baba olması, evlat olması, namaz kılması Ahmet tarafı. Yani bu taraftan Allah'a bakış tarafı. Ahmet. Allah tarafındaki değeri, kıymeti, ehemmiyeti, kainatın aslı, evveli, çekirdeği hulasası Muhammed tarafıdır. Muhammed tarafıdır. Evvelü mâ halakallâh nûri, yani ilk önce benim nurumda yaratıldı bütün kainat dediği taraf Muhammed'dir. O çekirdeğin adı Muhammed'dir. Ama meyvenin içinde o kökteki çekirdekte olduğu için meyvenin içindeki çekirdeği kastedilerek meyveye de Muhammed denmiş. Mesela sana baktığım zaman Hasan diyorum. Cesedine mi Hasan diyorum? Kulağına mı, burnuna mı, ruhuna Hasan diyorum ama o ruhu belirleyen o ceset olduğundan dolayı o cesede teveccüh ediyorum. Yoksa herkes bu cesedin arkasına hitap eder. Onun için camideki, mihraptaki Allah ve Muhammed olması ve orada Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi yazılan insanları tarif etmek, onları isimleri olsun diye asılmamıştır. İnsanlıkla, insanlarla alakası yoktur. Nedir? Yoksa kıbleye, namazgaha şirk gibi olurdu. Vehhabiler bunu anlamadıklarını itiraz etmişler. İzah edeyim. Ne demek? Nasıl ki Allah'ın bin bir ismi var bu kainata tecelli eden. Yoksa o kadar ismi yok. Sonsuz var. Ama bu kainat o kadar var. Allah ismi Kerim'dir, Latif'tir, Alim'dir. Değil mi? Bu kadar isimleri var. Kadir'dir. Kerim diyoruz insana. Allah'ın ismi. Aslında Abdülkerim demek lazım. Rahman'dır. Ama Abdurrahman desek daha iyi olur. Allah'ın bu kadar isimler içinde bir tanesi de Allah'tır. Yani Allah, Allah'ın ismidir. Rahman, Kerim, Latif, Sani vesaire var ya. Cemil'dir. Hani Allah'ın, mesela diyoruz değil mi? Cemil. Allah'ın bir ismidir. Peki Allah'ın ismi olan bir Cemil bir insana veriliyor da Allah, o da Allah'ın ismidir. Niye Allah denmiyor bir insana? Hiç duydunuz mu? Allah, gel buraya. Cemil'e buraya gel denilir. Veya şöyle de diyeyim. Cebrail bir adama isim konulmuş. Cebrail diye insan var değil mi? Adam konulmuş. Mikail var mı? Var. İsrafil de var. Tanıdık. Ama hiç duydunuz mu Azrail diye bir insanın ismi? Hey Azrail buraya gel. Kim çağırır Azrail'i buraya? Bakarsın ola aslı gelir. Yani, anlıyor musun? Ne olur olmaz da şakasını çağırıyorsun. Cebrail buraya gel. Olur olur. Ya aslı keşke gelse. Hiç kimse çocuğuna Azrail koymamıştır. Ama benim çocuk olursa, erkek olursa ilk ismi Azrail koyacağım. Kimse gelmez. Şaka diyorum, kovende koymam. Şimdi o camideki Allah, Allah'ın ismi değil. Ya nedir? O Allah, lafzullah, ismi azamdır, ismi camidir. Bütün isimlerinin hulasasıdır Allah ismi. Yoksa Cemil, Kerim gibi isim değil o. Bütün isimlerinin adı, Allah'lık hakikati, vacib-ül vücudu simgeleyen Allah lafzullah'dır. Onun için vacib-ül vücudu o mihrapta simgeleyen Allah'tır. Allah ismidir. Oraya Kerim koyamazsınız. Latif koyamazsınız. Alim koyamazsınız. Kadir koyamazsınız. Konulmaz. Ne konulur? Vacib-ül vücudu Allah'a o isim konulur. Vacib-ül vücut alemini anlatan lafzullah'tır. Gelelim Muhammed'e. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Sen layık görmediğin ismi Allah kendi isminin yanına koymuş. Öyle mi? Allah demiş bunu. La ilahe illallah. Değil mi?
Muhammed Resulullah demiş. O zaman onun başka boyutu da var demek. Ha, nasıl ki Allah isim, isim değil, ismi azamdır, ismi camidir, bütün isimlerin hulasası olduğu gibi Muhammed de insan ismi değil. Nedir ya? Peygamberimize demişler ki, ya Resulallah bu kainat nereden yaratıldı? Evvelü mâ halakallâhu nûrî. Benim nurumdan yaratıldı diyor. O nurun, o çekirdeğin adı Muhammed'dir. Onun için o zaman ne oluyor? Nasıl ki vacibül vücudu, Allah'lık alemini anlatan isme Allah denilir. Bütün hepsini ifade ediyor. Nur-u Muhammedi'den yaratılan her şey, ki Nur-u Muhammedi'den yaratılmayan hiçbir şey yoktur. Nasıl ki ağaçta bulunan bütün detaylar teferruat, çekirdekten yaratılmıştır. Nasıl ki çekirdek ağaç mukayesesi nasılsa, bütün ağaç çekirdekten yaratıldığı gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan yaratıldığı her şey ne aklına geliyorsa Allah'ın dışında ağaçtır, kürstür, cennettir, cehennemdir, domuzdur, yılandır, Ebu Cehil bile. Kendi cesedi bile, Peygamberimizin kendi cesedi bile kendi nurundan yaratıldı. İşte o bütün kainatın hulasayı çekirdeğin adı Muhammed'dir. Onun için vacibül vücudu anlatan Allah, Allah'ın zuhuratı, yani yarattığı bütün alemlerin çekirdeği, Allah'lık aleminin çekirdeği Allah, lafzullah, mahlukatın, mümkünatın çekirdeği Muhammed. Bir dakika. Şimdi Muhammed o çekirdeğin adıdır. O çekirdeği ruhunda da taşıdığı için, o ruhunun ruhuna kastederek konuşulursa Muhammed denmiş. Ama beşeriyeti, kulluğu konuşulursa Ahmet oluyor. Şimdi gelelim Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali isimlerine. Şimdi şudur arkadaşlar, bu insanlığın terakki miracının simgesini taşıyor. Nasıl ki namaz simgedir. Ayakta durarak ayaktaki ağaçları, eğilerek dört ayaklı hayvanları, secdeye giderek namaz, simge olarak yerdeki ve yerin dibinde olan canlıları temsilen bu şekil yapılıyor ve dönüyoruz tayyata. Ettehiyyatü lillah. Ya Rab, halife-i arz, kainatın hulasası, mevcudatın özeti ve çekirdeği olan ben, bütün mevcudatın yapmış olduğu ibadeti simgesel olarak yaptım. Şimdi onun ibadetlerini ben sana yapmışım gibi takdim ediyorum. Ettehiyyatü lillah, es-salavatü lillah. Yani bütün mevcudatın ibadetini şeklen, simgesel olarak şeklen yapıyoruz, temsil ediyoruz, takdim ediyoruz. Aynen namazda bütün mevcudatın hulasa ibadetini takdim etmenin şekli olduğu gibi, Ebu Bekir de insani arş, insanın urucu, insanın kemalata gitmesinin dört temel kaynağından, kaynağının hakikatini taşıyor. Nasıl? Şimdi Ebu Bekir'in vasfı nedir? Sıddık. Birinci urucumuz sıddıkiyet. İkinci urucumuz adl, adalet. Üçüncü terakkimiz letafet, yani şefkat. Dördüncü arşımız, insanlığın arşıdır, urucudur, ilim. Demek ki bir insan Rabbine dönüp muhatabi olabilecek, yani Rabbini bu kainattaki zuhuratına aynadarlık yapabilecek hale nasıl gelir? İlk önce sıddıkiyet, sıddık sahibi olacak. Sonra adalet olacak, sonra şefkatli olacak, sonra ilim olacak. Tersini yapalım. İlk önce ilim var. Ama adalet yok, şefkat yok, sadakat yok. İnnemâ ututi alâ ilmi. Karun ben ilmimle diyor, değil mi? İlmimle yaptım, adam ilmiyle dalalete gitti. Peki şeytan neyle gitti? Şeytan Allah'ı inkar etmedi ki. Şeytan niye şeytan oldu? Bir defa Allah'a inkar etti. Allah'a isyan etmiş oldu şeytan. Biz kaç defa isyan ediyoruz? Niye? Şeytana Allah'a iman et denmemiş, Allah ile konuşmuş.
ahirete iman et dememiş. Zaten ahiretteydi melun. Meleklere iman et dememiş. Zaten o cinsten bir şeydi. Peki niye şeytan oldu? Bu dört tane vasfı yapmadığı için biz en sonu başa getirdiğinden dedi ki ben dedi ateşten o topraktan kapitalist zihniyetini de ortaya koymuş oldu. Yani ben üstünüm. Üstünlük taslamasının sebebi ne oldu? Yani maddi özelliği. Üstünlüğün sebebi o. Anlıyor musun? İnsanlığın nesini temsil ediyor şeytan? Gurur, kibir, enaniyet. Ha demek ki ilk önce en son olan insani arş, ilim başa gelirse, sadakattan önce gelirse, adaletten gelirse ilmiyle firavunlaşabilir. Şefkati başa getirirse, sadakat yok, adalet yok, ilim yok. Kime şefkat edeceksin ki? Yerine kullanılmayan şefkat sapıklığa götürüyor. Adaleti getirdin. Sadakatin yok ki adalet olsun. Nereye? Kime? Adalet ne demektir? Sadık olacaksın Allah'ın kitabına, Allah'ın dinine ki o dinin adalet dediğine adalet uyarsan adalet olur. Demek ki ilk önce dine ittiba. Sıdıkiyet. Yani namaza duruyoruz böyle. Dururken sıdık ol. Şefkat, adaletli ol. Şefkatli ol. Alim ol, yani ilim sahibi ol. Bu dört tane uruç ve uruçtan sonra Allahu Ekber diyorsun. O zaman boyut açılıyor sana. Yani o camideki o dört tane isim ads, fak, şefkat, tefekkür. Acizliğini sadakat olarak, fakirliğini adalet olarak. Ads, fak, şefkat zaten şefkat, tefekkür de ilim olarak gözüküyor. İnsani bir arş, insani bir irac, miraç olur. Demek ki insanın kemalatını, ha gelelim oraya. Demek ki camideki o isimler semboldür, simgedir. İnsandaki karşılıkları bunlardır. İnsandaki o karşılıkların dünyadaki yansımaları o şahıslarda gözükmüştür. Yani aslında sıdıkiyet Resulullah'ın sıfatıdır. Ama Ebu Bekir'de yansıdı. Allah Resulü'nün sıdıkiyetini görmek mi istiyorsun? Ebu Bekir'e bak. Allah Resulü'nün adaletini Ömer'de yansıma. Şefkatini Osman'da yansıma. İlmi de Ali'de yansıma olarak gözüküyor. Dördü de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetini oluşturuyor. Yani insanın temel taşıdır dört hakikat. Karbon, hidrojen, azot, oksijen, Kur'an, Zebur, Tevrat, İncil, ondan sonra Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, arş-ı azam, arş, lef-i mahfuz, lef-i mahve isbat, Kabe'nin tavafı dört farzdır, üç vaciptir, tavafın dördü farzdır. Dört usura, dört hakikata vesaire. Yani uruç hakikatini simgeliyorlar onlar. Yani kainatın temelini de oluşturuyorlar. Şahsiyet-i Muhammediye oluşturmuş o. Yani Allah ve Muhammed'in arka taraftaki beşeriyetteki yansımaları da bunlar. Ya insan bu sefer bu dört hakikati zatına cem edip hayret ve muhabbette Rabbine dönerek zaten miracı açılmıştır. Allahu Ekber der. Ama daha bilemediğimiz nice manalar var. Elhasıl okuyorum, kesiyorum. Cennet ve cehennem şeceri hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden iki dalı meyvesidir. Yani cennet ve cehennem aslında bir ağacın iki dalıdır. Yani burada da meyve var, burada da meyve var. İki dalın uzantısıdır, ağacın dalı. Meyvenin yeri ise dalın muntahasındadır. Meyve de nerede olur ekseriye? Ucunda olur. Yani kainatın neticesi cennet ve cehennemdir. Onlaki bizdeki yansıma da bizdeki surur, sevinç, saadet, neşe, bast. Cemal tecellisi. Öteki taraf keder, elem, sıkıntı, tasa, bunalım, stres, buhran. Bu da kabz.
Bu da celal tecellisi, cehennemin bizdeki yansıması. Bizdeki görüntüsü, hani cehennemi diyor, kendisi götürür. Yani çekirdeği bizdedir. Bizdeki çekirdekten cehennem oluşacak, bizim cehennemimiz oluşacak. Nasıl olur? Çekirdekten koca ağaç olduğu gibi. Herkes kendi hakikatini kendisi dürüyor burada. İç aleminde zaten o diğer zaten insanın açılımıdır. Mahiyet insane birdir, inkısam gayrı. Yani bunlar nedir biliyor musun? İnsanların açılımıdır. Elmadır, kedirdir, köpektir, firavundur, nemruttur. Yani benim açılımlarım, benim aksesuarım mahiyet insane birdir. İnkısamı gayrı mümkündür. İnsanlık bir tanedir. Herkes herkes öyle bakabilir. Bütün kainat veya bütün insanlar benim açılımım. Nasıl? Mesela bir hain bir adamı görürsem, ha bendeki hainliğin cisimleşmiş, insan haline almış, hainlik bunda gözüküyor. Şefkatim onda gözüküyor, hırs onda gözüküyor. Aslında sen hırsını, hasedini görmek istersin ya, nasıl bir duygudur? Nasıl bir şey? Gizli değil mi? Ha bunu anlamak istiyorsan, mesela örnek veriyorum. Ahmet de diyelim ki hırs gözüküyor. Ha benim bir kuvve, çekirdek olarak hırs duygumun cisimleşmiş karşılığı Ahmet. Demek ki o zaman ne oldu? Bütün kainat insanın efradı hükmündedir. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Lemalar 30. lema 5. mesele hayat bahsinde 5. remizde anlatıyor. Mahiyet insane birdir, insanlık bir tanedir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biz onun yansımasıyız. Hemen dediler ki bu cehil nedir? O da pisliğidir, işkembesinin pisliğidir. Yani insanlık vücudu bir tanedir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Biz onun azalarıyız, biz onun hücre gibisiyiz. Yani bütün kainatın efradı bizim fertlerimiz hükmünde, kainatın eşyası ferdimiz hükmünde, kainatın komplesi nevi hükmüne geçer. Şimdi cehennem de aslında bizim bir kuvve, çekirdek olarak cennet veya cehennemin çekirdeği bizde, onun ağacı, karşılığı, ötelerdeki karşılığı cehennem olarak gözükecektir. Onun için herkesin cehennemi kendi çekirdeğinin açılımıdır. Sen oluşturuyorsun. Ateşi sen götürüyorsun abi. Bu çekirdeği sendedir. Yani cehennem işte söyledim. Bak haber verdi. Buhran, bunalım, stres, elem, keder. Maddede var mı? Yok. Bende niye yansıyor? Oradan haber veriyor sendeki hal. Aynadaki yansıtıcı güneşte haber verdiği gibi. Meyvenin yeri ise dalın muntasındadır. Hem şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Neticelerin, mahallerin, silsilenin iki tarafındadır. Suflisi, iki dalın pisliği, şeyi, sakili, ağırlığı aşağı tarafında, alt taraftaki. Nuranisi, ulvisi yukarı tarafındadır. İki dal ya, bir tanesi cennet, bir tanesi cehennem. Hem şu seyli şuna, yani cehennemin en güzel delili insandır. Cehennemin en güzel delili yazın şiddeti hararetidir. Durup dururken niye şey var? Nereden gelmiş bu kainata sıcaklık unsuru? Sıcaklık unsuru nereden geliyor kardeşim? Biz bu, ya sobayı kapatsana diyorsun ya. Bir kaynağı var değil mi? Veya güneşten çekilsene. Ya kardeşim onun kaynağı neresi ya? Güneşin kaynağı neresi? 40 milyon santigrat derecede nükleer bir solkan olarak, fırın olarak çalışıyor. Asırlardan biri. Güneşin merkezinde 40 milyon santigrat derece ateş var. Dış kabuğunda 6000 derece var. Ya bu korkunç bir nükleer santral... Santral gelir gider ısı dengesini nasıl muhafaza ediyor? 40 milyon ya. Sen sobanı kaç saat dengeli yakabiliyorsun? Evet. Mahzenin mekanı ise mahsulatının nevine göre fenası altında iyisi üstündedir. Hem ebede karşı ceyran eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin iki havzıdır. Yani mevcudatın da iki tane de toplandığı havuzdur. Nasıl ki nehir malzeme getirir de denizin kenarında ova yapar ya, onun gibi. Havzın yeri ise selin durduğu, tecemmü ettiği yerdir. Mesela nehir akar süratle. Niye akar? Karar kılmak için. Kararsızdır da ondan. Bütün kainat niye akıyor? Kararsız da ondan. Dengesiz şu anda. Bir şey niye durur hareketiyle? Dengesini bulunca eşya durur. Yani bir şey hareket ediyorsa dengesi yoktur. İten F1 kuvveti
onu sürtünme kuvveti veya onun zıttı olan efi kuvvetine galiptir de onun için gidiyor. Yani araba yukarıdan aşağı bıraktın. Onu durduran sebepler var. Sürtünme. Değil mi? Ama itme kuvveti fazla. Ne zaman durur? İtme ile çekme, yani durdurma ile iten kuvvet eşit olursa sıfır olur, araba durur. Demek ki bir şey hareket ediyorsa kararsızdır. Ne zaman duracaktır? Karar bulduğu zaman. Bütün kainat hareketli. Bunun da ahiretin en güzel delillerinden bir tanesi de kainatın hareketli olmasıdır. Nerede duracaktır? Karar kıldığı zaman. Kainatta hiçbir şey donuk değildir. Demek ki hareket ediyor. Nereye hareket ediyor? Elbette ki bir karar kılacak. Karar kıldığı an iki netice olarak ortaya çıkıyor. Cennet veya cehennem. Hocam bu atomlarda da hareket var. O zaman evet. Atomlarda mı duracak? O duracak. Yani, tüm galaksilerde mi duracak? Evet. Çünkü atom kainatın malzemesinin en küçük yapı taşıdır. Ondan sonra atom alemi şehadetle alemi gayb arasında bir berzahtır, köprüdür. Ondan sonra artık metafizik yani melekütiyet tarafı, enerji. Atomun da alt yapısı kuanta, kuantum, esir, enerji değil mi? Şimdi bu taraf atom, hücre, molekül, doku, organ, insan veya böyle doğru gidiyoruz. Aslı maddenin aslı enerjidir. Yani enerjiden atoma dönüşme berzahıdır. Yani kainat her şey kararlı. Mesela yıldızlar birbirine çarparak, ayet meali değil mi? Yıldızlar birbirine çarparak, dağlar uçacak, denizler yanacak. Eskiden muhal kabul ediyorlardı onlar, deniz yanar mı? Şimdi diyorlar ki deniz niye yanmıyor? Elifan söylüyor. Niye? Denizin meydana getiren gaz nedir? Suyu meydana getiren nedir yani malzeme? H2O. Hidrojen, oksijen. Gidin kaynak atölyelerine, otokaportaya iki tane tüp kullanır. Ne ile ne? Oksijen ve hidrojen tüpünü kullanır. Niye peki yakıcı oluyor? Birebir. Birebir kullanınca hidrojen, oksijen yanar. İkiye bir olursa söndüren olur, su olur. H2O. Şimdi dünyanın merkezi, peki nasıl ayıştıracak? Diyorlar ki, dünyanın merkezinde 200 bin santigrat derece var. Ve magma tabakasına çok yakın yerler var. Bazen volkan veya depremle yarılıyor, su aşağıya gidiyor. Suyun yapısı değişebilir. Korkunç ısı alarak hidrojen, oksijen birbirinden ayrılır. Veya şimşek çaktığı zaman suyun yapısı değişebilir diyor. O zaman suyun yanma ihtimali hemen mümkündür. Niye yanmıyor? Çünkü hidrojen oksijen ya. Bunu 1400 sene önce söyledi ki sular yanacak, denizler yanacak diyor. Deniz yanar mı? Zahir kafaya göre. Bunu peygamberimiz ne demeyecek hidrojenin oksijen olduğunu? Yani birisi yanıcı, birisi yakıcı değil. Benim bildiğime göre peygamberimiz İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesini bitirmemiş yani. Suyun içindeki yapıyı nerede bilecek ya? Ama bakın ne kadar dikkat. Havuzun yeri ise selin durduğu ve tecemmü ettiği yerdir. Yani habisatı, pisliği, muzahrefatı, esferde, tayyibatı ve safiyatı aladadır. Yani temizliği, hoşu yukarıdadır. Niye? Çünkü ağır değil. Ağır olan yere çekimine daha çeker. Mesela yer çekimi nedir bu mesela? Niye düştü bu? Yer çekimiyle düşüyor değil mi? Eşya niye düşüyor? Ha, peki yer çekimi nedir? Magmanın yoğunluğuyla ona belirli bir manyetik alanda olan eşyanın özgür ağırlığı arasındaki fark çekim miktarıdır. Onu yere yapıştırır. Ha o zaman ağrı yerin dibine doğru gidecektir. Hafifi de çekemeyecektir. Onun için yani her eşya kendinden haber verir. Mesela güzel kokan adam herhalde tamirhaneden gelmemiştir. Baksana güzel bir ekler kokusunun dükkanından gelmiştir. Gibi. Demek ki ağrı aşağıdadır. Niye? Çünkü günahlar ağırlık verir. Sizde de deneyin. Cehennem aşağıda olduğuna delil, cennet yukarıda olduğunu. İşlediğimiz günahlar yapmıyor mu bize? Sıkıyor sanki kabuğa sıktık ya. Keşke yapmasak ya. Vicdan azabı çekiyoruz. Burhan oluyor. Uyanık vicdanı varsa tabii. Böyle sanki bir taş olmuşuz ya.
Ama yaptığımız bir iyilik, yaptığımız bir sevap, kıldığımız bir namaz, gittiğimiz bir sohbet. Ha, bu kapıdan çıktığınız zaman şimdi. Bak sohbetten sonra. Deneyin bunu. Bir hafiflik, bir rahatlık. Sanki bir şeyi fethetmenin edası, bir hal. Bir rahatlama, bir kuş gibi bir duygu gelecektir. Sanki bir şeylerden sıyrıldın. Bir şeyleri, kabukları değiştirdin sanki. Sanki bir boyut verdin. Sanki bir yerden besleniyorsun gibi yani. Heh. Dolayısıyla o bir hal alıyor. İşte bunun 70 bin perde ilerisindeki manevi duygu Resulullah'ta her an yaşanıyor. Senin hayat boyu varamayacağın manevi kemalat, lezzetlerin toplamı, ömründe almış olduğun lezzetlerin toplamını Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam günde 70 bin defa onun katını alıyor. Nasıl bir ruh değil mi? Demek ki böyle ulvi şeylerle meşgul olduğun zaman bir rahatlık oluyor ya. Ha, o işte ruhtaki cesede yansıması. Cesede bir şey yansır mı ya böyle günahla sevap? Yansır tabii. Size söyleyeyim isterseniz bundan sonra öyle bakın. Bakın bakalım bazı insanların suratında meymenet var. Sanki paçavra olmuş, arabanın üst dibine benziyor suratı. Yani ne nur var, ne ruhaniyat var. Acayip bir tuhaf. Sanki ruhu cesedine yansımış yani. Öyle değil mi? Meymenet yok. Nur yok. Letafet yok. Değil mi? Acayip bir şey. Bazısına bakıyorsun. Ya hepimiz diyoruz. Yani cahil olduğumuz halde. Ya adamda bir nur vardı ya. Şu adama bak ya. Şuna bak ya. Şu dedeye bak mesela. Onun için kitaplarda geçer. Zina edenin şurasında şu olur, faiz yiyenin şurasında şu olur, saçı şöyle olanın, boyu büyük olanın, şişman olanların. Ne demek bu? Yani ruhtaki hakikat maddeye yansır böyle. Mesela başka bir misal vereyim. Utanadan aklı kırmızı olur değil mi? Utanması varsa, utanması kalkmamışsa. Niye peki ceset niye kızarır? Havayı basarsın, sıkarsın kızarır. Yok adam bir utanır kıpkırmızı olur. Veya terler. Başka bir yansımasını söyleyeyim. Rüyada bazı korkulu şeyler yapıyorsunuz. Ne yapıyor? Köpek kovalı bilmem ne. Terden su oldu. Bu ceset mi dolaştı? Niye bu terden su oldu? Fatura niye buna çıktı? Bak ruhla ceset şey münasebetini anlatmak istiyorum. Veya banyo yapılıyor vesaire oluyor. Ağzınız tatlılanmış, yemek yemişsin. Hangi cesedin yaptığı bu işi ki buna fatura çıkıyor? Bakın. Peki ruhtaki hakikat cesede yansıyor da, o sebaplar, günahlar da buraya yansıyor da, acaba bu ruhtaki o lezzet veya elem bir menbaadan haber vermiyor? Çünkü o da bir yansımadır. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Tecelligahın yeri ise her yerde olabilir. Rahman-ı Zülcelal ve Kahhar-ı Zülcelal nerede isterse tecelligahını orada açar. Ama bitiyor. 4 satır var. Cennet ve cehennemin vücutları ise 10. ve 28. ve 29. sözlerde gayet katı bir surette ispat edilmiştir. Yeni gelenler için söylüyorum. Şu eserler, şunlar. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserleri. 14 cilt kitap, 140 parça. Burada işte cehennemin vücudunu güzel bir şekilde bu biz aslında cehennemin hakikatini mahiyetinde konuşuyorduk. İspatı noktasında 10. söz ve 28. ve 29. sözde ispat edilmiştir. Merak eden müracaat edebilir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki meyvenin vücudu dal kadar. Bak meyve var elinizde. Meyve ne kadar kesin ve doğruysa dal ondan daha kesindir. Çünkü meyve dalın neticesidir. Meyve ağacın neticesidir. Meyve ne kadar kesinse ondan daha kesindir dal. Meyvenin vücudu dal kadar, neticenin silsilesi kadar ve mahsenin mahsulatı kadar. Mesela bakın, neticenin silsile kadar bir şey netice. Neyin neticesi bu? Elbette ki bunun başı var değil mi? Yani netice ne kadar kesinse onu ortaya çıkan sebep o kadar kesindir, vardır. Sonra mahsenin mahsulu kadar. Şimdi mesela bakıyorsun mahsul var ambarda.
Nasıl olmuştur? Birisi ekmiştir. Mahsul ne kadar kesinse tarla o kadar kesindir. Şimdi nalya derler değil mi bazı? Senede derler. Ambar derler. Orada mısır yığılmıştır. Hemen. Şimdi o mısırı, o buğdayı, pamuğu gördükten sonra acaba dünyada ekim biçme ziraat var mıdır, tarla var mıdır denilir mi? Pamuktan daha kesin değil mi tarlanın vücudu? Balığı gördükten sonra acaba deniz var mı? Balıktan daha kesindir. Niye? Mutlaka balık denizi gösterir ama her deniz mutlaka balığı göstermez. Bazı denizlerde balık yoktur. Mutlaka pirinç, buğday tarlayı gösterir ama her tarla buğdayı göstermez. Onun için netice tarladan daha tarla buğdaydan daha kesin. Her tarladan buğday çıkmaz değil mi? Ama buğday varsa mutlaka tarladan çıkmıştır. Evet, mahsendeki mahsulat zemin kadar kesin olduğu gibi zemin de mahsulat kadar kesindir. Havzın ırmak kadar. Havuz var. Ooo, büyük bir göl. Acaba nehir var mı? Denilir mi? Havuz ne kadar kesinse ırmak o kadar kesindir. Anlıyor musun? Gemi yanaştı buraya. Buralarda şey yok değil mi diyelim ki? Nereye liman var? Hamburg mu? Yok. Bremen. Bizim oralar değil mi? Evet. Yukarısı. Bizim Bremen oralar diyor yukarısı. Bremen. Bremen aferin. Şimdi adam gemiye yanaştı. Bu abi baktı ki Karadeniz'den çay getirmiş. Bu gemiye baktı. Bu gemi nerede yüzer? Suda. Acaba su var mı? Ona gemi Karadeniz'den çay getirmiş. Ha, gemi gözüyorsun. Acaba su var mı? Denilir. Geminin varlığı varsa, kesinse ondan daha kesindir suyun. Bu kainat varsa Allah bundan daha kesindir. Çünkü bu neticedir, bu mahzendir, bu havuzdur, bu biçilen mahsulattır. Bu ağacın meyvesidir. Sıcaklık varsa mutlaka bir sıcak kaynağı vardır. Yani duvardan sızan su menbaını, insanın küçük küçük kimlik kartları nüfus müdürlüğünü ne kadar kesinse bu kainattaki ısı hakikati bir sıcak kaynaktan haber verir. Mesela odun attığınız sobaya cor yanıyor, tutuyor, üşüyor. Niye? Sobadan soğuk geliyor. Olur mu böyle bir şey? Soba cor ateş yanıyor veya attığınız bir lastik, araba lastiğini yanıyor cor. Ya donuyorum. Niye? Ateşten bana soğuk geliyor. Böyle bir şey olur. Sıcaklık varsa bir kaynağı göstermiyor. Orada ben görmüyorum. Kör. Sobanın yanına getirdin. Orada güzel ateş yanıyor. Der mi ki bu sıcaklık var ya. Ya hayaldir diyecek. Veya bana su buzluktan geliyor. Orada ne buzdağı var ya ne sıcaklık geliyor. Oh be. Der mi? Yani netice varsa arkadaşım kaynak daha kesinlidir. Eğer kainatta israf yoksa, bak bunu da suyum kesiyorum. Kainatta israf yok, kainatta ilim var, kainatta manasızlık yoksa ahiret kainattan daha kesindir. Eğer kainatta israf, abes, manasızlık yoksa bu kainatın sonunda bir ahiret olması lazım. Eğer ahiret yoksa bu kainat manasız ve israf olur. Çünkü hiç olmak, yok olmak için bu kadar masraf yapılır mı? Değil mi? Demek ki bir şeyde hedef olabilmesi için, hedef olması için onu daha önce bir düşünen olması lazım ve o işi manalandırıyor. Çünkü eşyanın gayesi eşyayı kıymete çıkartıyor. Eğer kainatın içinde, şu kainat kabul edin, kainatın içinde manasızlık, israf, abes yoksa bu kainatın sonunda mutlaka ahiret olmalıdır. Eğer ahiret yoksa kainat ve içindekilerde israf, manasız, abes olur. Çünkü eğer ahiret yoksa bu kainatın içinde ne ilim var? Fizik ilmi, tıp ilmi nedir bunlar? Matematik. Kainatın dilidir. Yani adam gelmiş vücuda bakmış, yazmış. Tıp ilmi çıkmış. Tıp ilmin kaynağı neresidir? İnsan vücudu. Ziraat mühendisinin kaynağı nedir? Doğadır. Ha demek ki şu anda kütüphanelerdeki ilmin kaynağı kainattır.
Ha demek ki kainatta ihata eden bir ilim var. Bu ilimin neticesinde hiçlik cehalettir. Hiçlik manasızlıktır. Bu ilim cehalete hizmet eder mi? Bu hikmet hikmetsizliğe, varlık yokluğa, gaye gayesizliğe, hikmet hikmetsizliğe hizmet eder mi? Niye üniversiteye gittin? Vallahi bilgim var ya kafamda, onları sıfırlamak için. Cahil olmaya gidiyor. Kimse cahil olmaya için üniversiteye gider mi? Ticarete gidiyorum. Niye? İflas etmek için. İşe gidiyorum. Para vermek için. Anladın mı? Değil mi? Demek ki bunun neticesi kainat kadar kesindir. Tecelligan, rahmet ve kahrin vücutları kadar kadar katı ve kendi. Cennet de cehennem de aynı bu kainattaki zulüm ve adalet, hayır ve şer, doğru ve yanlış ne kadar gerçekse bu tabirler, onların kaynağı ve havuzu o kadar kesindir. Çünkü yanlışlık, adaletsizlik, zulüm meyvedir. Mutlaka meyve ağacından haber verdiği gibi bunlar da buradaki yansımaları bir menbaından haber veriyor. O da cennet ve cehennemin vücudunu gösteriyor. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَ Hoş geldin.